Ünlü oyuncu Johnny Depp ile 2015'te evlenip 2017'de boşandığı meslektaşı Amber Heard'ün birbirini iftira ile suçladığı davanın haftalar önce sona ermesinin ardından, hukuk savaşından zaferle çıkan Depp'ten, sevenlerini mutlu edecek bir haber daha geldi. Disney yapım şirketinin, ünlü ismi kadrosundan çıkardıkları Karayip Korsanları serisi için milyonlarca dolarlık bir anlaşma üzerinde çalıştıkları ve Depp'in seriye geri dönmesini istedikleri iddia edildi. İşte detaylar, eski eşi Amber Heard ile karalama davaları, henüz bir karara bağlanmadan önce, kendisi hakkında ortaya atılan şiddet ve cinsel istismar iddiaları nedeniyle Karayip Korsanları serisinden çıkarıldığını söyleyen Johnny Depp ile ilgili serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer'dan açıklama gelmişti. Ünlü yapımcı, Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandıran Depp'in seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirterek, gelecek henüz belirsiz şeklinde konuşmuştu. Yeni isimler arıyoruz. Karayip Korsanları'nın 6. filmini çekmeye hazırlanan Jerry Bruckheimer, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını da açıklamış. Filme Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'nin katılabileceğinin sinyallerini veren Bruckheimer, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtmişti. Hayranlarından imza kampanyası, Depp'in hayranları ise oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Ünlü aktörün sevenleri, 500 bin imza hedefine ulaşmaya çalışıyordu ve kampanyaya yapılan yorumlar arasında, Johnny Depp'in yeri doldurulamaz ve Johnny Depp için adalet gibi ifadeler bulunuyordu. Dava sonuçlandı, aktörün kariyerindeki çalkalanmaların ardından, Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları The Room Diary filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık 2 yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyon dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı. Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek, oy birliğiyle alınan kararda, jüri Heard'ün eski eşi Depp iftira attığına ve Heard'ün Depp 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virginia eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü. Jüri, Hera dün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. CONNYNE onları AFFEDECE yumuşak GI konusunda UMUTLULAR. Tüm bunların ardından Pop Topaz konuşan bir kaynak, Disney'in 59 yaşındaki aktör ilişkilerini düzeltmekle ilgilendiğini ve yakın zamanda ünlü isme ulaştıklarını açıkladı. Disney, Johnny'nin Amber'e açtığı davanın başlamasından önce aktöre ulaştı ve Karayip Korsanları serisine bir ya da iki film için dönmek isteyip istemeyeceğini sordu. Size söyleyebileceğim şey, stüdyonun Jack Sparrow hakkında bir film için şimdiden taslak hazırladığı. Bu yüzden Johnny'nin onları affedeceği ve ikonik karakter olarak geri döneceği konusunda çok umutlular. Kaynak ayrıca, şirketin Depp'i geri döndürmek için 301 milyon dolarlık bir anlaşma üzerinde çalıştığını ve iyi niyet göstergesi olarak aktörün seçeceği bir hayır kurumuna büyük bir bağış yapacağını bildirdi. Jüri bana hayatımı geri verdi. Öte yandan ünlü isim, davanın lehine sonuçlanmasının ardından Instagram hesabından bir gönderi paylaşarak şöyle yazmış. 6 yıl önce hayatım, çocuklarımın hayatı, bana yakın insanların hayatı ve ayrıca uzun yıllar boyunca bana destek olan ve bana inanan insanların hayatları sonsuza kadar değişti. Hepsi göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede oldu. 6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri, onur duydum. En başından beri bu davayı açmanın amacı, sonucu ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmaktı. Doğruyu söylemek, çocuklarıma ve beni destekleyen herkese borçlu olduğum bir şeydi. Sonunda bunu başardığımı bildiğim için huzurlu hissediyorum.